Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir sözleri size aitse, 4 yıldır beraber çalıştığınız Millet İttifakı meclis üyeleri olarak Sabri Erdem terör örgütüyle kol kola ise siz de kol kola olmaz mısınız? Bu sözlerinizden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermeyenleri terör örgütüyle kol kola ise onlardan siyasette yeniden oy istemeyi düşünüyor musunuz? Bu sözlerinizden bizlerden özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Ben 1965'ten bu yana hep ülkücü ve milliyetçi bir kişi olarak hiçbir zaman terör örgütleriyle yan yana gelmedim. Biraz daha yanlış ifadeleriniz var. Ben yani seçim bile açmışım. Ne demek istediğimi anlattım. Kol kola var mı? Yukarıda var. Şey değil. Bunlar da CHP, İYİ Parti, Gelecek Vadisi kardeşlerim dedim. Ben burada canlı yayınlarım, unutuyorum. Orayı izleyin, ondan sonra konuşsanız iyi olur. Böyle bir kalkışıklıkları yapmazlar. Şimdi burada böyle orada öyle oldu başkanım. Geçmişte bak, geçmişte ben ne dediğimi biliyorum, tamam mı? Bırakın ben konuşayım. Baba girmeden iyi olur. Bak beyefendi konuştu, ben dinledim. Şimdi geçmişte ben burada da konuştum. Bakın, dış siyasette Türkiye bağımsız bir politika izlemeye çalışıyor. Suriye'den bahsettim, SİHA'lardan bahsetmiştim. Hatırlar mısınız? Evet. Özellikle Suriye'deki PYD terör örgütünün devlet kurma girişimleri Türkiye'nin yiğit milli kuvvetle ne yaptı önüne? Akpınar'a girdi, Barış Pınarı'yla ne yaptı? Okama girdi ve onlar şu anda bu devleti kuramadılar. Ve bakıyorsun partilerin bir tanesi hedefler, bir diğer parti böyle senin hayır. Libya'ya da hayır. Ben Libya'ya da konuştum. Doğu Akdeniz'de konuştum. Hatırlar mısınız? Hatta şunu dedim. Karabağ'a da konuştum. Karabağ milliyetçi diyorsunuz. Siz de partide işte onu söyleyeyim. Olabilir. Bu sizin kararınız. Bu da benim kararım. Ben bunu geçmişte konuştum. Ben şunu söyledim. Mazbat Yalgı, Süleyman'a da söyledim. Buraya diyorum. HDP'nin olduğu yer asla ben olmam. Bu Mazbat Yalgı'dan söyledim her yerde. Genel Başkan Yardımcısı'na da söyledim. Bütçe Başkanı'na da söyledim. Arkadaşlarıma da söyledim. Bu hep benim söylediğim şeyler. HDP ne? Sabri abi. HDP'nin arkadaşı kim var? Kandil yok. Kandil de habersiz. Su içmeye gidemez bunlar ya. Ve bu memlekette 40 senedir 40 bin tane şehit verdi. Ve ekonominin belki de 1 milyar dolardan fazla parasını onlar yok etti. Tamam, geçmişte Barış Türü yaşadı. Bir dakika müsaade et ya. Ve ben şu acısını yaşıyordum. 10 milyonluk Azeri'yle Karabağ 3 milyon Ermeni'yi nasıl hakkından gelemiyor? Ama Ermeni sadece Ermeni mi? Rusu var, Fransızı var, Yavru Amerika var. Yoksa Azeriler orada Hucalı katliamlar, Aktan katliamları yaşamadı. Daha önce bu ülke bir helikopter gönderdi oraya, biliyor musunuz? Ezi Bey zamanında. Siz verdiniz ismini biz sosyal yaşam merkezine verdik. Doğru mu? Ondan sonra Türkiye ne yaptı? Siyahlarını gönderdi. Hatta Aliyev diyor ki, Tayyip abim diyor, F-16'ları gönderdi. Canını sıkarsanız kaldırırız dedi, değil mi? Duymadınız, izlemediniz. Ondan sonra 40 gün sonra iti kovar gibi kovduk demedi mi Aliyev? Ama bizim içimizden bazıları yok işte aşırı İslamcıları götürdü, şunu götürdü, bunu demediler mi? Sonra Kuzey Suriye'de onun da bir tanesi diyor ki mesela kendi bir tanıtırız, bunu inkar mı edeceksiniz? Ne diyor? Siyahlar katillik yapıyor diyor ya siyahlar ya. Siyah kimi vuruyordu? Devletli silahla teröristleri vuruyordu. Doğru değil mi? 400 tane teröristin orada yok. Ondan sonra 1 milyon toplantı yapılabilir mi? Yapabilir. Başka bir yer. Yapabilir mi? Yapabilir mi? Sonra Libya'ya tezgiri hayır diyor. Ya dinilebilir mi ya? Libya kim? Neresi? Mısır'ı darbe yaptı. Amerika gavuru, Fransa gavuru. Sisi'yi getirdi. Mursi gibi bir kardeşi yok ettiler ya. Hastanede öldürdüler ya. Libya'yı da mı yapsalar? Libya'nın birçok Türkmen biliyorsun değil mi? Burada Türkler var. Türkiye yanlış mı? Gitti. Say çıktı.
Türkiye o teknoloji var ya, ben burada demiştim, Türkiye en değerli markası Selçuk Bayrak. Ben burada dedim ki, devletin dedim gözü gibi koruması lazım, biliyor musun? Şu anda dünyada bir numara oldu ya. Ve bir genel başkan diyor ki, ben diyor siyahı korumayacağım diyor ya. Devlet tamamını reddet olur. Dedi ki, sana ne diyorum şu parayı yap dedi. Bunu yaptırabilir misin? Var mı öyle? İşte Selçuk, hali yok. Babası rahmetli Özdemir, annesi Mücevher, bilgisayar mühendisi ya. Geçmişte, milliyetçi değil mi? Eğer siz askeri çekerseniz, Kuzey Suriye'ye gider. İşte Kuzey Irak'a gitti. Feyyaz'a orada kurar, ondan sonra hedef ver olur, bizim güneyde olur. Bunu herkes biliyor ya, bunu bilmiyor musun? Ve ben, lafı oradakiler. Tamam mı? Mesela orada ne var? Bak, terör örgütü, Fethullah terör örgütü, kimin seçilmesini istiyor, bana söyleyin. Biden, yavru, kim gitsin diyor? Kim gitsin diyor? Ya cevap verme! Ben başkanım, sen biraz daha bir konuşak. Ya ben konuşuyorum, kafa çalıyorum, cevap vereyim. Bak, meclis başkanı benim, ben sana kadar konuşacağım, ben karar vereyim. Senin yetkin lan. Senin yetkin lan. O zaman konuşma, kaymadın. Sen bunu sabahtan beri bana, orada laf söyledi, sana mı söyledi? İndirme dedi. Ben teki bir açarışma dedim ki, benim lafım orada. Bak, bir, cumhurbaşkanı silahların gölgesinde, havalimanından geliyor, geliyor. Bir diğeri de taklar açılıyor, biliyor musun? Bir de satılan taklalardan bahsediyor. Ve şey diyorlar, onu da bahseder, onu da bahseder. Kendi hayatını bu duruma getirildi, ondan bahsediyor. Satın bakın da çiftlik olsun, öyle mi? Hiç bahsediyorsun. Şeker basmayı çiftlik olsun, o ben bekliyorum. Etme çalıştı, çiftlik ya etme. Ya kardeşim, bir müsaade et ya, sen de konuşmayacağım, konuş. Bu soru ver sen de. Hayırdır? Hayırdır? Katlanıyorum ki. Ya benim mi? Ben konuşuyorum, ben. Meclis başkanı benim, sen değilsin. Olabilir. Belediye başkanı da ömür, meclis başkanı da ben. Saygısızlık yapma. Tamam mı? Çok saygılıyım. Saygısızlık. Bugün mü saygısız oldu? Aynen öyle oldu. Niye ikide bir lafa geliyor? Niye ikide bir lafa geliyor? Bırak da bana. Dedi ki, böyle dedi, ben cevap veriyorum. Neden geçtiğimi söylüyor. Bırak kardeşim, bu kadar da benim aklım olsun ya. Burada ben sözümü kestim. Sürem mi? Hayırdır? Ayıp oluyor ya. Çocuklar kaçırdı yere. Gidiyor, kayıyor, şeylere, bu tekrar destek verin, belde başım falan diyor. Ya lütfen ya, bunu da görür artık. Rica ediyorum, görür. Size demiyorum, ben diyeceğim. Size demiyorum ya. Bunu söyledim açıkladım. Hayırdır, niye anlıyorsunuz? O zaman hiçbir evladı. Hem PYD, PKK ile beraber düşünemiyorum, düşünemiyorum. Tamam, atma. Lütfen rica ederim ya. Çıktım orada. Herkesin orada, belki de 5-6 bin kişi vardı. Canlı yayın da vardı. Ya bunu söylemiş ki insanım ya. Burada niye bunu dünyaya getiriyorsunuz ki? Hatta emin ol, yüzde geldim ben o kötü yollarda. Sizi gördüm. Neyse, tamam. Evet, bir de bir konu var ya, bir meclis daha yapacağız. Ek bütçe var, onu da söyleyeyim.